Herkese yeniden merhabalar. Yine kolay, pratik, lezzetli ve bayat ekmekleri değerlendirecek güzel bir tarif vereceğim. Güzel bir ana yemek olacak. 2 adet ekmeğim var. Ekmeklerimi 2 su bardağı kaynar suya ekliyorum. Hemen ters tarafını çeviriyorum. Bütün her tarafı ıslanacak şekilde ters düz ediyorum. Ve ocağın altını kapatıyorum. O suyla beraber yumuşamasını bekliyorum. Diğer yandan bir tavuğun tam göğsünü kullanıyorum. Tavuğun göğsünü alıyorum. İnce ince küçük küçük doğruyorum. İsterseniz tavuk kıyması da kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde ekmeğin içinde, yemeğin içinde güzel görünüyor. Böyle damağa gelmesi hoş oluyor. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Önce şeritler halinde kestikten sonra minik minik doğruyorum. Bu arada kanalımı büyütmemde bana yardımcı olursanız, kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Bir adet tavuk göğsünü doğradıktan sonra ikisini de hemen doğradım ve bu şekilde hemen tabağa koyuyorum. Ve bu ekmeklerim de suyunu iyice çekmiş ve yumuşamış. Çatal yardımıyla veya ellerinizle iyice ezebilirsiniz. Hem çok tasarruflu, hem çok pratik, çok kolay, hem de çok lezzetli olacak. Ekmeği iyice ezdikten sonra büyük bir kaba aktarıyorum. Tekrar biraz eziyorum. İyice ezilmesi lazım ki ekmek yağda kızarınca çok fazla topak topak kalmaması için. Ekmeği ezdikten sonra doğradığım tavukları ekliyorum. Bir büyük soğanı rendeledim. Suyunu sıktım. Onu da ekledim. Maydanoz ekledim. Tuz ekliyorum. Baharatları dilediğiniz kadar az veya çok ekleyebilirsiniz. Tamamen damak tadınıza göre baharat ekleyin. Karabiber, pul biber, zerdeçal, kimyon ve köfte baharatı ekledim. Baharatların hepsini ikişer çay kaşığı ekledim. Siz dilediğiniz kadar çok veya az ekleyebilirsiniz. 2 adet de yumurtayı ekledikten sonra çatal yardımıyla önce iyice bir karıştırıyorum, sonra ellerimle yoğuruyorum. İyice mıncıklıyorum. Hem ekmek hem de tavuk birbirine baharatlarla beraber birbiriyle özleşmesini sağlıyorum. İyice karıştırdıktan sonra bir su bardağı un ekliyorum. Gerekirse 2 su bardağı un ekleyebilirsiniz. Şimdi ben kıvamına bakacağım ve biraz daha un eklemesi yapacağım. Karıştırdım, kıvamı biraz daha cıvık geldi. Hemen yarım su bardağı da un ekledim. Dediğim gibi siz dilediğiniz kadar un ekleyebilirsiniz. Biraz daha un eklerseniz daha koyu bir kıvam olacak. Bu şekilde yeterli geldi benimkime. Cıvık bir hamuru yapıyoruz. 1,5 su bardağı un yeterli geldi. Kıvamı bu şekilde olacak. Kaşık kaşık dökeceğim için kıvamı tam kıvamında oldu. Böyle yumuşak olacak ve hemen ocağın başına geçiyorum. Daha önce yağımı ocağa koymuştum. Altını kısmıştım. Kısık ateşte yağım önce ısındı. Isındıktan sonra altını iyice açtım ve orta harlı ateşte pişireceğim. 2 kaşık aldım. Kaşıklarımı yağa batırdım. Yapışmaması için. Ve hemen harçtan kaşık kaşık yağın içine döküyorum. Dilediğiniz gibi büyük veya küçük yapabilirsiniz. Ben yemek kaşığıyla aldım. Siz dilerseniz tatlı kaşığıyla da yapabilirsiniz. Yağınız çok kısık ateş olmayacak. Çok böyle çok harlı ateşte olmayacak. Çok kısık ateşte yağ çeker.
içinde un olduğu için çok harlı ateşte çabuk yanar. O yüzden orta harlı ateşte köftelerimizi pişiriyoruz. Hemen pişenleri ters çeviriyorum. Pişmiş olan köfteleri kevgir yardımıyla çıkarıyorum. Başka bir kaba aktarıyorum. Hiç yağ çekmiyor, sıfır yağ çekiyor arkadaşlar gerçekten. Püf noktalarına dikkat ederseniz, yağın kızgınlığına dikkat ederseniz kesinlikle yağ çekmiyor. Nar gibi kızardıktan sonra hemen çıkarıyoruz. Pişen tarafı ters çeviriyorum. Diğer tarafı da piştikten sonra nar gibi kızarınca bütün köftelerimizi çıkarıyoruz ve bütün hamurumuz bitene kadar bu işlemi yapıyoruz. Bütün köftelerimi pişirdikten sonra fazla yağını döktüm. Çok az yağ bıraktım tavanın dibinde. 5 yemek kaşığı kadar yağ bırakmanız yeterli tavaya. Eğer yağınız çok yanmıyorsa benim gibi yağından kullanabilirsiniz. Tabi bu köfteyi kızarttığınız yağdan kullanabilirsiniz. Hemen içine bir büyük baş soğanı minik minik doğradım ve 3 diş sarımsağı minik minik doğrayıp ekledim. İyice kavurdum. Kavurduktan sonra bir tatlı kaşığı salça ekledim. Domates salçası ekledim ve üzerine toz biber, 2 çay kaşığı kadar toz biber ve karabiber ekliyorum. Ve tuz ekledim. İyice karıştırıyorum. Salçanın kızarmasını sağlıyorum. Salça iyice kızdıktan sonra çiğ kokusu çıktıktan sonra 4 adet domatesi, büyük domates, 4 adet domatesi kabuklarını soyarak doğradım. Doğradıktan sonra hemen üzerine ekliyorum. Kızarmış salçanın ve soğanların üzerine ekliyorum. Domatesleri de ekledikten sonra eze eze pişiriyoruz arkadaşlar. İsterseniz robotta geçirin, isterseniz benim gibi pişirin, yani doğrayarak pişirin. Ezdiğinizde çok daha lezzetli oluyor. Eze eze domateslerin önce suyunu salacak, daha sonra suyunu çekecek, güzel kızaracak, tam bu kıvamda olacak. Bunu dip sos olarak kullanacağız. İyice piştikten sonra hemen aldım ve servis tabağıma ekliyorum. İsterseniz bu sosu yapmadan da köfteleriniz ketçap veya mayonezle de yiyebilirsiniz veya ekmek arası da yapabilirsiniz. Domates sosu hemen tabağımda düzeltiyorum. Köftelerimizi de üzerine diziyoruz. İsterseniz ayrı ayrı tabak yapın, isterseniz bu şekilde yapın. Bütün köftelerimi bu şekilde servis tabağına koydum. Dediğim gibi dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Dilediğiniz gibi sunum yapabilirsiniz. Kıyır kıyır çok lezzetli, çok güzel bir köfte tarifi verdim. Hem ekonomik hem çok lezzetli hem de çok ucuz güzel bir tarif verdim. Güzel bir ana yemek verdim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun. Kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim.